edebiyatla ilgili bir başlığı sohbet etmek üzere niye bir hekim çağrılır? O da bir tuhaf değil mi yani? Şöyle oldu, Vavien filminin çekimleri için Erbaa'daydık, Tokat Erbaa. Bir ara bir odada üç kişi kaldık baş başa. Birisi filmin yönetmeni, Yağmur Taylan, psikiyatristtir. Birisi filmin oyuncusu, işte Ercan Kesal, hekim. Birisi de filmin müziklerini yapan Selim Atakan, o da patologtur, doktordur. Ulan dedim, Türk sineması ne hale gelmiş, üç tane doktor baş başa. Vallahi bu gerçektir. Bu iyi bir şey yani. Sonuçta hekimlik adına iyi bir şey bence. Sinema adına bilemem ama buna benzeyen bir lafı ettim de epeyce eğip büktüler. Yani bir hastanın varsa bir şey seçme şansı, Çehov okuyan doktoru tercih etsin. İnternetten arayacaksa, hani vardır ya bazen tavsiye.com falan diye böyle doktor tavsiye ediyorlar. Ben o tavsiyeyle ilgili çok net bulunduğum yerden, hekimlik masasından söylüyorum yani. Turgut Uyar okuyan bir cerrah, okumayan bir cerraha göre sizin apantisinizi daha iyi alabilir yani. En azından iş bittikten sonra elinizi tutar, sizinle konuşur, sohbet eder. Yoksa kimsenin kuş kondurduğu falan yok. Sonuçta hekimlik kuşkusuz içinde tekniği fazlasıyla barındıran, onsuz olmayan bir meslek ama asıl olan, öncelikli olan dinleme sanatı. Yani hekim iyi dinleyen insandır, iyi hekim bence. Hastasıyla yol arkadaşlığı yapar ve onunla muhabbet eder. Onu iyi dinler. Psikanalizde zaten konuşarak ve dinleyerek aslında bir çeşit dinlemeyle başlayan ve daha sonra tedavi biçimine dönüşmüş bir şey değil midir? Alan değil midir? Yani hasta aslında kendisini anlatmaya başladığı zaman da iyileşmeye başlıyor. Hikaye biraz da buradan kaynaklanıyor. Bu yüzden bence tıp fakültelerinin, hekimliğin en önemli dersi anamnezdir. Dinlemek, hastanın hikayesini dinlemek. Ben hastaların hikayesini galiba can kulağımla dinledim ama ondan önce çocukluğum hikaye dinlemekle geçti. Annem iyi bir hikaye anlatıcısıydı. Bu hikayeler benim işime sonra çok yaradı. Birazdan anlatacak. Hikaye dediğimiz şey de aslında edebiyattan başka bir şey değil. Bütün bunlar galiba benim oyunculuğumu da tanımladı, hayatımı belirledi. Nasıl bir hekim olduğumu, nasıl bir insan olduğumu da hizaya getirdi, onlara yol verdi. Söz demek ki çok kıymetli. Nişanya'nın sözlüğünde rastladım. Kelimeyle ilgili bir şey yazıyordum. Kelimeler ne işe yarar diye bir yazı başlığı vardı. Bir Gün Gazetesi'ne yazacaktım. Yazıyı hazırlanıyorum, arıyorum. Benim yazı hazırlıklarım biraz şeydir. Böyle onunla 24 saat değil, böyle saatlerce boğuşurum, giderim, gelirim, beynimde hep onu dolaştırırım falan. Olmadık kitapların peşine düşerim. Çok sıkışırsam kutsal kitabı açarım, orada bir şey mi var? Acaba şu ayet-i kerimede bir şey, belki bana ilham verecek bir şey bulurum. Bayağı bir gezerim öyle. Öyle bir arayış içerisindeyken, kelam vardır ya hani, kalem, kalm, kelime, hepsi aynı kökte. Kalm ne demekmiş biliyor musunuz? Yara. Kelime yaralayan bir şey çünkü. Yani bence şiddetini ve gücünü oradan alıyor. Yani çok kırıldığım lafı doğru bir laf yani. Adam fiziksel ya da travmatik bir şey aklın ucundan bile geçmez, uçar gider ama söylediğiniz, duyduğu, beklemediği bir cümle, beklemediği bir kelime ömür boyunca içinden çıkmaz. Çok yaralanır. Çok yaralanır. Eşler arasında çok olur bu. Başından boşanma geçirmiş bir adam olduğum için, sabakalı olduğum için o konuda bilirim yani. Aslında birbirlerini en iyi tanıyanlar birbirlerini daha çok yaralar. Kasabalardaki insanlar gibi. Birbirlerinin yaralanacak tarafını iyi bilirler. Bu yüzden oralar tuhaftır yani. Böyle en yakınınızdakine çok yaralanırsınız. Sebebi onun sizin çok yakınınızda olmasından öte
o sizin nereden yaralanacağınızı bir başkasından çok daha iyi bilir de ondan aslında. Yani gider o cümleyi bulur ve sizin canınıza okur. Böyledir biraz. Ve hiç utanmazsınız ona. Sözcükler böyle. Sözcükler çok kıymetli. Kelimeler çok acayip bir şey. Ben Orta Anadolu'nun bir köyünde doğdum. Küçük bir kasabada, köy demeyelim. Ama yoksulluklar ve yokluklar içinde geçen bir şeyim oldu. Çocukluğum oldu. Çiftçiydi babam, sonra gazozculuk yaptı. Ben de dört erkek çocuğun en küçüğüydüm. Ailenin bir parçasıyım işte. Yani ama kalabalık bir şeydi. Böyle amcalar, kuzenler, yengeler. Ben amcamın karısına aba diyorum mesela. Yani o abla kuzen kardeşim gibi filan. Bu geniş büyükçe bir şey böyle. Şey bir aile, klan bir aile, çiftçi bir aile. O yüzden komşuluklar filan da bir tuhaf. Ailenin bir parçası gibi yaşıyorduk her şeyi. Tamam yokluk yoksulluk vardı. Kimseye bakacak hali yoktu ama şefkat vardı böyle. Sanki istediğim kapıyı açıp girebiliyordum. İstediğim komşudan sofrasına gidip oturabiliyordum. Çok hiç yabancılık çekmiyordum. O ailemin bir parçası gibi yaşıyordum ama yine de yokluk ve yoksulluk vardı. Bir de ben çok zayıf, hastalıklı, tuhaf bir çocuktum. Avanos'ta özellikle ırmak ortasından geçen kasabalarda çocuklar mutlaka ırmakta yüzerler. Nehir suları şeydir biraz, hastalık kapmaya çok müsaittir. Benim de sol kulağım hep aktı yıllarca. Böyle zayıf hastalıklı bir çocuktum böyle, kısa böyle, çelimsiz, kimsenin kıymet vermediği. Abilerim de ayaklarına takılınca döverlerdi beni. Okulda böyle en arka sıradasın. Bayrak töreninde kimse seni hesaba katmıyor. Yani kimse seni majör falan da yapmıyor böyle. Bir şey oldu yani. Kitapları fark ettim ben. Kitapları fark edince yırttım. Cennete düşmüş gibi oldum. Kelimelerin, sözcüklerin büyüsü, onlarla istediğim gibi bir dünya yaratabilme kudreti ile karşılaştım. Bu çok acayip bir şeydi. Ve kurtuldum. Bu dünyanın bana başka bir gerçek yokmuş gibi dayatılan o aptalca tuhaflıklarından kurtuldum. Kendi dünyamı yeniden icat edebiliyordum. Kendi gerçekliğimi yeniden yaratabiliyordum. 47 yaşında kamerayı gördüm. Sinemayla çok fazla hemhalim. Yaptığım işin film çekmenin ve yazı yazmanın eninde sonunda gerçekliğin yeniden inşasından başka bir şey olmadığını biliyorum artık. Ben bunu çocukken fark etmiştim ama edebiyata ilk ulaştığımda. Gerçeklik yeniden inşa edilebiliyor. Bu sanat diye yaptığımız şeyin epitopu bu galiba. Ama bunu yaparken mutlaka bu olan gerçekliği eğip büküyorsunuz kuşkusuz. Yaptığınız her şey eninde sonunda özne. Size ait bir şey. Yani öncelikle kendiniz için yazıyor ve kendiniz için film çekiyorsunuz aslında. Yani o kadim tartışmayı hakikaten çoktan terk etmiş olmamız lazım diye düşünüyorum. Sanat toplum için mi? Sanat için mi? Sanat benim için öncelikle. Kendim için yapıyorum. Çünkü bu dünyayla derdim olmasa niye bulaşayım ki? Varoluşsal bir meselem var. Ben bu dünyaya niye geldiğime dair bitmeyen bir sorunun cevabı peşindeyim. Bu ölünceye kadar da sürecek. Üstelik benim yeni bulduğum bir şey değil ki. İnsanlığın tarihsel kadim sorusu. Niye yaşıyoruz? Galiba ölümü hak etmek için yaşıyoruz. Yani yaşadığımız anın kıymetini fark etmek ve onu hak etmek için. Ve kendimize olan saygımızdan yaşıyoruz ve kendimize olan saygımız için yapıyoruz bütün bunları. çok erken yaşta asıldılar, değil mi denizler? Bence kendilerine çok saygı duydukları için yaptılar o işleri. Ya da onu göze aldılar. Kendilerini sevdiler demek istemiyorum çünkü kendisini sevmek başka, daha tuhaf, bencilce bir şey. Kendisine çok saygı duyan bir insan ancak ölümü göze alır.
Kendisini seven bir insan öyle bir göze almaz. Başka bir şey. Kendisine kıyamaz. Kendisine kıyabilen bir insan kendisine çok saygı duyuyordur. Ve onu kaybetmek istemiyordur. Daha tuhaf bir şey, bugün burada olmamızı da sanki biraz anlamlandırıyor. Biz edebiyattan geldik. Reis lafını hatırlıyorsunuz değil mi Deniz Gezmiş? Erdal Özel asılmadan önce söylediği laf. Yaralısın kitabında rastlamıştım galiba. Biz edebiyattan geldik. Çok doğru bir şey, çok güçlü bir şey bu. Çünkü edebiyat denilen şey, bu kelimeler, bu hikayeler, bu yazılan şeyler sizi dünyadan alıyor, geçici olarak değiştiriyor, dönüştürüyor, iyileştiriyor ve sizi tekrar bu dünyaya iade ediyor. Sinemayla ilişkisine, sinemanın olmazsa olmazı çünkü senaryo. Dönüp dolaşıyorsunuz, iyi bir senaryo olmadığı zaman iyi bir filmle karşılaşamıyorsunuz. Ağzınıza kuş tutun. Teknoloji, kamera, ses, ışık, bütün her şey sinemaya hizmet ediyor. Ama dönüyoruz, dolaşıyoruz, iyi bir hikaye yoksa hiçbir şey çıkmıyor, çöp çıkıyor. İyi bir senaryonuz yoksa, o meşhur laf doğru hakikaten, iyi bir senaryonuz yoksa iyi bir film yapma şansınız yok. Kötü bir senaryo, iyi bir senaryoyla kötü bir film yapabilirsiniz. Kötü bir senaryo, hiçbir zaman iyi film yapamıyorsunuz, olmuyor yani. Çıkmıyor. Sözler, kelimeler, edebiyatın gücü sinemada da kendisini hissettiriyor. Sinema bir tarafıyla bencil de bir sanat. Yani bütün sanat dallarının kendisine hizmet etmesini bekliyor ve çekiyor bunlar içine. Müziğini, resmini, fotoğrafını, sesini, edebiyatı çekiyor gibi. Ama sanki senaryo orada böyle başka bir yerde duruyor. Senaryo kendi varlığını, kendi gücünü, ruhunu filme sindiriyor, filmin içine sızıyor. Senaryoyu okuduğunuz zaman nasıl bir filmle karşılaşacağınızı 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuz. Çünkü bir iskelet gibi duruyor orada senaryo ve siz sadece aslında onu etlendiriyorsunuz. İskeletiniz ne kadar güçlü ve ne kadar sağlamsa kemikleriniz, o neyse kaslar onu ancak o kadar sarabiliyor. O cüsse o kadar güçlü ve etkili ortaya çıkabiliyor. Hep kullandığım bir metafor var ama tekrara düşmek pahasına söyleyeceğim. Senaryo mutlaka edebi bir metin. Bir kere burada anlaşalım. Onun teknik bir malzeme gibi nitelemek ona sanki biraz haksızlık gibi gelir bana hep. Ama kendiyle ilgili bir meselesi var senaryonun, tekstin. O da şu. İpek böceği elde etmek için ipek böceklerinin hani yavruyken dut yaprağının üzerine koyuyorlar, o besleniyor filan orada. Sadece dut yiyor. O da bir tuhaf bir şey. Yani bir canlının bir ömür boyu sadece bir şey yemesi. Benim biraz şeyim, düşkün bir adamım, gurmeyim de böyle olan ölünceye kadar bir insan niye sadece dut yaprağı yer? Dutla beslenen bir böcek ve giderek larva büyüyor, şey yapıyor ve kendine bir şey oluşturuyor. Ve o kozasının içinde ağzından bir salgı salgılıyor. Parlak bir şey. Onu alıyoruz ve ondan ipek yapacağız. Hikaye bu aslında. Fakat bir şey var. Bir süre sonra eğer zamanında müdahale etmezseniz kozayı delip uçuyor. Kozayı delip uçup kelebek olursa ipek olmuyor. Alamıyorsunuz o şeyi. Kozanın içindeki maddeyi diyeyim. Bu yüzden öldürüyorlar biliyorsunuz. Sıcak suya koyup böcekleri haşlıyorlar. Ondan sonra ancak ipek alınabiliyor oradan. Senaryo iyi bir film için öldürülmesi gereken bir metin. Yoksa uçar gider. Kozasını deler. Roman olur. Hikaye olur. Gider. Elinizden kayar. O yüzden onu zamanında öldürmeniz lazım. Ya da onun ona razı olması lazım. Roman olmak yerine senaryo olmaya razı olması lazım. Bunları üst üste de deneyimledim. Bu yüzden anlattığım her şey deneyimlerinden başkası değil, yazdıklarım gibi. Yoksa sahip olduğum, ruhsatına sahip olduğum tek şey hekimlik.
burada edebiyata, sinemaya dair ahkam kesmek kimin aklına, benim aklıma niye gelsin ki? Ama deneyimlerimi konuşmak, başından geçenleri paylaşmaktan başka bildiğimde bir şey yok. Sinemada kuşkusuz hevesliydim. Hekimken de çok meraklıydım. İyi bir izleyiciydim ama hekimliği bırakıp da sinemacı olmak ve sinemaya pratik olarak girmek düşüncem olmadı. Yani hekimliği hep severek yaptım, isteyerek, bilerek yaptım ama hep sinemaya da böyle yakın durmaya çalıştım. Ta ki 1990 yılında İstanbul'a gelinceye kadar İstanbul'da bıraktım hekimliği. Anadolu'da epeyce çalıştıktan sonra sinema yapabilir miyim diye bir dolandım, yaptım, kıldım. Olmadı. Çok şeydi, ne derler, verimsiz yıllardı. Henüz siyah beyaz televizyondan sonra bir Starbucks vardı galiba o zamanlar. Başka da bir şey yoktu. Yılda da 5-6-7 film çekiliyordu uzun metraj olarak. 1990'dan bahsediyorum. Tekrar hekimliğe döndüm. Özel sağlık işletmeciliği yaptım. 2002 yılına kadar, 2003 yılına kadar hatta. O zamanlar arkadaşım, sonra eşim olan Nazan, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuydu. Ben de bekarım, yalnız yaşıyorum filan. Şey bir adamım yani, bildiğin serseriyim. Kız da geliyor herhalde. Kafasında evlenmek varmış demek ki. Ne yapayım abi, ne diyeyim şimdi? Ben de çok seviyorum onu ama hiç evlenmek gibi bir şeyim yok. Böyle bir niyetim, hevesim filan. Bir senaryo gördüm divanda. Bu ne dedim ya? Uzak yazıyor üzerinde. Nuri Bilge yazıyor filan. Ya dedi, ben dedi Zeki'nin filminde oynamıştım dedi kuzu. Nuri görmüş beni orada dedi. Uzakta bir rol var, onu teklif etti filan dedi. Dedim. Dedi ya bir tuhaf sevişme sahnesi gibi bir yer var dedi. Ben dedi yapamam dedi, reddettim dedi filan. Benden de bir sanki cevaz mı almak istiyor acaba? Ya ne olacak, olur mu sevişme sen artistsin filan mı dememi bekliyor acaba? Vardı. Dedim bir bakayım şuna nasıl bir şey. Yanlış bir şey yapmaz dedim yani. Yani bu Mayıs sıkıntısını falan çok severim çünkü. Dedim eğer hala bulmamışsa bir oyuncu, yarın git. O zamanlar The Marmara'nın altında şey vardı, çikolata falan öyle bir yer. Oradan dedim güzel bir çikolata yaptır sete. Set çalışanlar çok severler baklava, çikolata falan gelince böyle çok mutlu oluruz. Onlara dedim bir ziyaret et, hala dedim bulmamışsa da şey yap dedim yani, rica et. Ben değiştirdim fikrimi falan. Nazo gitti, ertesi gün oynadı şeyde uzaktan. Yani girdi ve devam etti. Ben de gidiyorum sete arada sırada bakıyorum. O arada Nuri ile tanıştım bu vesileyle. Bunu bu kadar detaylı anlatıyorum. Birkaç yerde de yazıldı, çizildi ama meselenin biraz şöyle bir yerini biraz öne çıkartacağım birazdan. Hatta iki yerini. Orada bara giren bir adam lazımmış. Ben de orada duruyorum. Filmdeki oyunculardan birinin sevgilisi bir adam, doktor falan. Meraklı, hevesli. Siz oynar mısın? Tabii oynarım falan dedim. Ertesi gün set var şeyde. Reis'in eskiden meyhanesiydi orası, Cadde-i Kebir. Orada çekim var. Ben böyle çok ciddiye aldım tabii. Ben Nazan'ın filmdeki karakterinin kocası rolündeyim. Bak oradan yazılmış işte. Oradan elbiseler falan aldım kendime, götürdüm. Nuri'ye gösteriyorum, değil mi? Bu nasıl bir adam yani bu? İş adamı mı? Entelektüel birisi mi? Ressam mı? Gazeteci mi? İşsiz mi? İşçi mi? Kim bu falan? Neyle oynayayım dedim yani. Bir sürü kıyafet var. Onları getirdim böyle. Kazak, mont, ceket falan. Üstündeki iyi dedi ya. Onunla oynarsın dedi. Aslında kastettiğinin şu olduğunu sonra anladım. O beni istiyormuş meğer. Yani Doktor Ercan Kesal'ı istiyormuş. Yani o yaşta bir adam istiyormuş yani. O hikayesinde belki bir boşanma olan filan birisini istiyor. Aslında beni istiyormuş. Yani benim
oyunculukla ilgili aldığım ilk derstir o aslında. Birisi olmamaya çalışmak, kendin olmak meselesi. Yani yönetmen beni istiyor şu adam. Bara giren kel adam aslında benim. Yani oradaki karakter değil de benim o. Ama yani oradaki adamı içselleştirdiğim benim. Birazdan açabilirim. İlerledikçe. Ben orada oynadım ve o film Cannes'a seçildi. Gittik filan. Sonra Nazan İklimler'de oynadı. Yine Cannes'a gittiler filan. Ben de birincisinde sevgili kontenjanımdan, ikincisinde eş kontenjanımdan gittim. Ondan sonra şu oldu. Ben sürekli konuşuyorum ve hikaye anlatıyorum ya. Bu yönetmenin ilgisini çekti bence. Yani ben sinemaya hikaye anlatarak girdim. Başka nasıl girebilir? Yani ilk oynadığım film 3 Maymun. İlk yazdığım senaryo 3 Maymun. Ben nasıl ondan önce sinemayla başka türlü nasıl bir giriş yapabilirdim ki? Ben 3 Maymun'un senaristlerinden biri olarak sinemaya girdim. Yani ben hikaye yazarak girdim. Yani sinemaya beni buluşturan, bulaştıran, sinemaya sokan şey edebiyat. Yaptığım, ettiğim, konuştuğum, yazdığım, çizdiğim, muayene ettiğim, dinlediğim, ya ne hepsinin arkasında edebiyat var. Çok net söylüyorum. Benim sinemam, kendi sinemam en güçlü tarafı da edebiyatımdır. Ben yazma eylemiyle sinemada var olan birisiyim. Ben yazabildiğim için tırnak içerisinde iyi oyuncu. Başkaları iyi dediği için söylüyorum. Yoksa bilmiyorum nasıl bir oyuncu olduğunu. Çünkü ben rol yapmayı bilmem ki. Ben hayatım boyunca bir saat bile oyunculuk dersi almadım. Bir sayfa oyunculuk kitabı okumadım ben. Bilmem ben oyunculuk nasıl yapılır. Beni koyun sahneye, elimi ayağımı nereye koyacağımı bilemem. Çok utanırım tiyatroda. Yapamam ki. Nasıl yapabilirim ki? Yani bu başka bir şey çünkü. Ama kamera önünde o karaktere ilişkin kendim yazmışsam zaten bir beis yok. Bir başkası yazmışsa da o adamı taklit etmek yerine o karakteri, o olmayı becermeye çalışıyorum hep. Bunun da edebiyatla beslendiğini ve edebiyatın bunu açtığını, ortaya koyduğunu, zenginleştirdiğini düşünüyorum her seferinde. Bu yüzden Kieślowski'ye sorduklarında çok etkilendiğiniz yönetmenler, ustanız ya da kendinizi artı olarak düşündüğünüz kimler var diye sorusunu biliyorsunuz Camus, Dostoyevski, Balzac filan diye cevap verir. Öyle ama. Bu yüzden çok önemli ve kıymetli. Bu yüzden belki de 1960'lı yılların çok velüt, verimli, güçlü bir damarı var Türkiye sinemasında. Metin Erksanlar, Halit Refi'ler, işte Ömer Lütfü Akat, Atıf Yılmaz. Çok seyircisi var. Sinema çok parlak bir çağını yaşamış 60, 65, 70'li yıllarda. Çok güzel. O dönemin filmleri hala çok güçlü baktığınızda. Senaristlerine bakın. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Atilla İlhan, Nazım Hikmet. Setten çıkmıyorlar. Böyle bir şey var mı şimdi? Orhan Pamuk'u ne zaman gördünüz en son bir film setinde? Neyse, ya da niye sinemacılar Nobel almış bir yazarların olduğunu hatırlamazlar? Ya Nobel almış bir yazarımız var ya, daha ne olsun? Ama bir şey var yani, bir tuhaf bir kopma var yani. Bu kopukluğun bence yapıştırılması lazım. Metin Bey'in, Metin Erksan'ın en güçlü filmleri Yılanların Öcü, Fakir Baykurt, Susuz Yaz, Necati Cumalı, Cingöz Recai, Peyami Safa. Yani adam zaten edebiyatın içinde dolanıp duran birisi. Sürekli. Bütün Ali Kaptanoğlu senaryolarına bakın. Hepsi Atilla İlhan'ın takma adıdır. Halit Refik aynı şekilde. Adana'da Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal'in oğlu Işık Bey'le sohbet ettik. Ayaküstü. Bu senaryo bahsine geçti falan. Orada da buna benzeyen şeyler söylemiştim.
da aynı şeyi söyledi. Abi dedi, hani biz ekmeğimizi sen nereden kazanırdı babam dedi yani. Sen o yazdı. Bir de dedi ki yüzlerce yazmıştır dedi. Çoğu takma isim dedi yani. Baktığınızda bulamıyorsun şimdi. Orhan Kemal ismi hiç çoğunda kullanmamış filan. Geçenlerde sahaflardan bir kitap buldum. Bir senaryo. Böyle eski. Kaç baskısı hatırlamıyorum. İsim hiç tanıdık gelmedi. Yani tuhaf bir isim. Sahaf Sıkabi galiba. Yılmaz Güney dedi. Hep takma isimler dedi. Aldım hemen tabii. Yılmaz'ın senaryosu dedi. Büyük bir ihtimalle dedi, o ismi kullanmıştır dedi, kendi isminden korktuğu için. Yılmaz Güney. Yılmaz Güney öykücü. Lisedeyken öyküler yazan, İstanbul'da gider gider de yayınlatmaya çalışan bir adam. Yaşar Kemal ona bir adres veriyor. Git bunu bul diyor, bak o sana çok yardımcı olur, sen de bana çok faydansın, dokunacak. Atıf Yılmaz'ın ismi. Yılmaz, Atıf'ın asistanı, Atıf Bey. Yani onun senaristi, kosenaristi olarak sinemaya giriyor Yılmaz. Çirkin, kara kuru, Adanalı herifi kim ne yapsın oyuncu olarak? Aman gel, seni bekliyorduk. Çok sonra onun hikayesi. Önce burada İstanbul İktisat'ta okuyor değil mi Yılmaz? Öğrenciyken başlayan ve hikayeciliğiyle, edebiyatçılığıyla başlayan bir sinema serüveni var. Şimdi bütün bunları şöyle toparlayabilirsen, buradan bir kıssadan hisse çıkartabiliriz. Mesaj, mail, ayaküstü karşılaştıklarında yüzlerce genç kardeşinden ya da neyse genç üstü arkadaşlarından bana sinemaya dair reçete soruluyor sürekli. İşte onların gözünde biraz yırtmış bir herifim galiba. Ben hani bu, ya ne alakası var? Ben bir kere doktor olmasaydım sinema yapamazdım. Çünkü onlarca filmde oynadım, çoğunda para almadım ben. Hekim olmasam nasıl böyle bir şey yapabilirdim ki? Ekmeğimi ve hekimlikten kazandım. Bir kere bunu bir koyalım adını. İki, ya bana bunu soran, reçete soran kardeşime diyorum ki, abi en son hangi kitap okudun, hangi filmi seyrettin? Canın tam diyor ya şimdi, burayı alma. Ya, ne yapacağız abi, o zaman niye sinemaya bulaşıyorsun ki? Başka bir şey. Ya da Recep seyrettim diyor, Recep İvedik. Böyle şey olur mu? Bak oğlum diyorum, 60 yaşındayım. Ha? Haftada bir kitap bitiririm, ayda 4-5 kitaptan aşağı okuma. Mutlaka 8-10 film seyrederim. Hala ve yetmediğini biliyorum bütün bunlar. Okumazsan yazamazsın, seyretmezsen çekemezsin. Bu kadar, senden öncekilerin yazdıkları ve senden öncekilerin çektikleri. Biz bir hafızanın devamıyız. Sen kuş mu konduracaksın? Kimsin sen? Bu tuhaf, mesnetsiz özgüvenine nasıl bulaştı? Tayfun Pirseli mi oldu? Ya, bu yaşadığımız çağın adını koyduk biz. Hadsizlik çağı bu çağ. Bu çağın adı, hani yakın çağ, orta çağ falan var ya. Bu çağ uzay çağı falan. Bu çağ hadsizlik çağı bu çağ. Hadsiz herkes. Ulan ne var ben de yaparım. Ya yap hadi. Ya, ne yapacaksan. Ya bir Ercan Kesal'da bir formül var ve bir türlü söylemiyoruz. Söylüyorum kardeşim diyorum bak sana. Kitap okuyacaksın, film seyredeceksin. Böyle bakıyor gözüme. Şahane diyorum, sinemacı olursun o zaman. Sinemacı olmasan da iyi bir adam olursun. Yetmez mi diyorum ya. Zaten bütün bunları niye yapıyoruz ki biz? Bir insan niye sinemayla, sanatla uğraşır? En baştaki lafımıza gelirse. Bu dünyayla ilgili var olsa bir meselesi için yapıyor. Eninde sonunda kendinden memnun ölmek için yapıyorsun bütün bunları. Ben bunun için yapıyorum. Samimiyetle söylüyorum. Yani yarın sabah hiç sinema yapmayabilirim. Kitap da yazmayabilirim. Ama bu benim iyi bir insan olma çabamı engellemez ki. Bu dünyayla olan meselemi bitirmez ki. Bu mesafe aslında bizim bunlardan zehirlenme riskimizi de ortadan kaldıran bir şeydir. Her şeyin bir iktidarı vardır. Ve o iktidarlar mutlaka eninde sonunda gelir sizi zehirler. Her şey. Bilginin de. Bu yüzden sanatla kurduğum ilişkiyi biraz Tarkovski'den taklit ediyorum. Bir imtiyaz ve ayrıcalık gibi değil sahip olduğum şeylerin ya da olmakta devam ettiğim şeylerin. Bir çeşit görev olduğunu düşünüyorum. Bana yeni sorumluluklar yüklediğini düşünüyorum. Yani hizmet etmekle mükellef olduğumu dünyaya
düşünüyorum. Çünkü onun bir parçasıyım ben. Yani bir yeryüzü sofrası var ve ben ona misafir olmuşum. Gideceğim. Alıyorum çünkü sofranın bir parçası olunca alıyorsunuz ama oraya da bir şey koymalıyım diye düşünüyorum. Bu kadar. Başka ne olabilir ki? Bizden öncekiler de böyle yapmış diye düşünüyorum. Yani doğrusu bu diye düşünüyorum. Evet. Daldan dala atlıyorum ve bir yandan da toparlayıp bir hizaya getirmeye çalışıyorum söylediklerimi ama bunlar üzerine çok fazla düşündüğüm, doğrusu merak da ettiğim, hoşuma da giden konular. Sinemaya dair belki birkaç cümleyle bitirebilirim. Sinema bu kadar nasıl güçlü? Yani edebiyat daha kadim, daha eski. Edebiyat kelimelerle bir şeyi tarif ediyor ve biraz size bırakıyor şeyi, okuyucuya bırakıyor. Tamam, adam bir hikaye anlatıyor, kahramanı tarif ediyor falan ama o ne yaparsa yapsın sizin bir hayal kurma şansınız var. Yani 27 yaşında esmer bir kız salonun kapısını hızlıca açarak içeri girdi. Tamam, sizin 27 yaşındaki esmer kızla benim 27 yaşındaki esmer çok çok ayrıdır. Sinemada 27 yaşında esmer bir kız kapıdan girer, o yönetmenin kızıdır işte, bitti. Kimse o. Ondan başkasını hayal edemezsiniz. Kimse o. Yani 50 yaşında kel bir adam bardan içeri girer. Ercan Kesal. Yapacak bir şey yok. Onu seçmiş Nürnberg. Tamam mı? Bu yüzden sinemanın dünyası yönetmenin dünyası. Kitap ki hikaye biraz daha şöyle, hani biri bir kitap yazıyor, onu 1000 kişi okuyor. 1000 ayrı kitap oluyor aslında o. Bir tane kitap olarak kalmıyor. Sinema biraz hipnotize eden, biraz kendine mahkum eden de bir sanattır. Çünkü karanlık ve bir tane bir yere bir ışık gönderiyorsun ve sen böyle bakıyorsun oraya. Far tutulmuş, gözüne far tutulmuş tavşan gibisin aslında. Seyirci çok şey. Kendisine çok özgür, çok rahat koltuğunda, çok lüks, konforlu hisseder ama değil bence. Bence seyirci hipnotize edilmiş, mahkum edilmiş birisidir. Film bitince kadar kalkamazsınız yerinizden. Yönetmen size bütün hikayesini anlatır. Başka bir yere gözünüzü çeviremezsiniz. Bununla ilgili hatta böyle bir küçük anekdotu hep anlatırım. Ömer Lütfü Akata, İlhan Arakon Zoom merceği getirir Avrupa'ya gidip gelirken. Bilmezler Zoom ne. Abi der bunu böyle koyuyorsun. Hop yakınlaşıyorsun, hop uzaklaşıyorsun. Hani öyle şarıyor, marıyor, traveling, mraveling kalmadı der. Yani bu kadar zahmete gerek yok falan. Yapma ya falan der Lütfü Bey, bakar falan filan. Der ki ya bu çok ahlaksız bir şey. Niye? Der adam zaten orada oturmuş. Bir tane şey var orada, aydınlık bir yer var. Bir de böyle onun böyle, aha işte buraya bak, gözünün altına bakacağım. Sergio Leone'nin vardı ya böyle girer, buradan bir tane damla düşmesini beklersiniz. Spagetti beslerinde. Biraz böyle bir şey, tamam mı? Hayatı boyunca zoom merceği kullanmamış Lütfü Bey. Böyle ya çok ahlaksız bir alet diye. Yani biraz başka bir yerden bakan bir adam belli ki. Sinema böyle. Yani karanlık, hipnotize eden ve terapi de eden bir yandan. Ve bir çeşit aslında psikoterapötik de bir süreç de size sunuyor. Çünkü bir hikayeyi kahramanla özdeşleşiyorsunuz. Onunla birlikte maceraya atılıyorsunuz. Ders çıkartıyorsunuz. Sonuçlara göre kendinize bir hesaplaşmaya giriyorsunuz. Değişiyorsunuz, dönüşüyorsunuz. Ve başka birisi olarak çıkıyorsunuz. Sinemadan çıkan adam diye bir şey var ya. Sinemaya giren, sinemadan çıkarken hiç aynı eski kişi olamaz ki. Hatırlayın kendi çocuk yani kasabalarda, köylerde büyüyenler hani sinemadan sonra Özge Yılmaz'lı, Cüneyt Arkın'lı filmlerden sonra herkes birbirine vurmaya başlar kapının önünde. Duramazsın ya, tamam mı ya? Duramazsın, başka birisi olursun. Onun dışında güçlü filmler, iyi filmler, kişiyi değiştiren, dönüştüren filmler. Artık eski ben olamıyorsunuz onu seyrettikten sonra. Bir çeşit yaşamı demoşe ediyorsunuz. Görerek yeniden başka bir yaşam, orada enteresan bir şey. Ve zamana müdahale ettiğin için çok güçlü. Başka hiçbir sanat dalı bunu yapamadı şu ana kadar. Yani akıp giden bir zaman var ya,
satın alamayacağımız tek şey. Her şeyi satın alabilirsiniz. Her şeyin 3 aşağı 5 yukarı fiyatı var. Pahalı ya da ucuz. Ben pazarlığını yaparsınız. Satar satmaz. Her şeyin ama bu yeryüzündeki zamanın yok. Onu alma şansınız yok. Onu durduran, size tekrar yeniden sunan bir tek sanat var, o da sinema. Bu yüzden çok güçlü. Zaman meselesiyle sürekli hesaplaştırdığı için çok güçlü. Zaman meselesi de çok önemli. Zaman meselesi de bir türlü adını koyamadığımız, sürekli aslında böyle fark ettiğimiz ama fark etmediğimiz, işte hesaplaşmamızın bitmediği bir şey, bir boyut. Ben sinemada zaman konusunda bir Evvel Zaman diye bir kitap yazdım. Bir günce o. Bir Zamanlar Anadolu'da filminin güncesi. Orada bunu çok sıkı deneyimledim arkadaşlar. 1984 yılında orada, o kasabada doktordum. Başımdan bir olay geçti. 25 yıl sonra onu anlattım ben. Ünlü Bilge'ye. Onu film yapmaya karar verdik. Oraya gittik tekrar. Aynı koridorlarda, aynı salonda, aynı çeşme, aynı yollarda çektik. Aynı hastanede çektik filmi. Ben de her gün yazdım günce olarak. Bu kitap, o kitap. Orada şunu fark ettim. Tarkovski'nin Solaris filmindeki psikolog bir Chris var, karakter. Düşündüğü her şey gerçekleşiyor. Acayip bir yerde. Ölmüş karısını düşünüyor, o geliyor falan. Böyle tuhaf bir gezegen, tuhaf bir alan orası, kozmik alan. Lan ben 25 sene sonra gittim, ben de 25 sene önce çocuktum. Yani 24 yaşında genç bir doktorum. 49 yaşında oraya gidiyorsunuz. Bu sefer kameranın arkasındasınız. Garip bir şeydi yani. Yani sanki istediğim her şey gerçekleşecekmiş gibi geliyordu bana. Ama tuhaf bir şey daha vardı ki, ya benim 25 sene önce bir gecede yaşadığım bir olayı taklit edebilmek, yeniden tekrar edebilmek için bayağı 70-80 kişi, trilyonlarca lira para harcayıp senelerce uğraştık. Nasıl kıymetli bir şeymiş meğer o geçen bir gece. Ve biz bunu nasıl farkında olmadan yaşayıp gidiyoruz hayatımızın her anı. Ondan sonra değil tabii de, zaten olan bir şeydi bende. Garip bir biçimde bende yaşam iştahı başladı. Ulan geçip gidiyor bir şey yani, bir... Ama bu şeye esir olmak değil yani. Tamam mı? Tadını çıkarmak. Neşeyle yaşamak. Nasıl söyleyeyim? Hakkını vermek. Anlatabiliyor muyum? İçini doldurmak, onun için bedel ödemek. Ne olabilir ki yani? Bir provası yok, öleceğim. Ve çok güzel bir dünyadayım ve çok güzel bir hikayenin parçası olmak istiyorum. Böyle düşünmeye başladım. Tavsiye ederim. Çok acayip bir şey bu. Dizide oynar mısın abi dedi. Oynarım dedi. Abi sana yakışıyor mu şimdi? Sen bir sürü art house sinemada oynamışsın, solcusun bir de. Sen dizide ne işin var çok? Lan ne var ki? Yani ne yapıyoruz yani çok? Çukurda oynamış olmakla ne yapmış oluyoruz? Bir o şeyler hiç, o sevimsiz o şey. Ya bunlar, bunu seyreden ya keşke öyle hani bir şey seyrettirsek de birileri bir şey yapsa. Hani anlatabiliyor muyum? Ben bunun tam tersini yapmasını da bilirim yani. Nerede hani o hani bir şey seyredince bir şey yapmaya çalışmak? Hepsi mafya oluyormuş Çukur'u seyreden. Yok öyle bir şey. Şu oluyor. Mahalle duygusunu, kaybettiği bir şeyi, arzuladığı bir şeyi, içinde yer almak istediği bir şeyi seviyor seyirci. İçinde yer almak istediği şeyi seviyor. Yani koşulsuzca sevmeyi, fedakarlık yapmayı. Yani var ya, bunları merak ediyor, bunları özlüyor ya da bunları yeniden yaşamak istiyor diye düşünüyorum ben. Oradan kendi sinemama dair bir çeşit laboratuvar gibi de düşünüyorum. Çukur'da yaşadıklarımı. Çünkü o ekip her hafta bir film çekiyor uzun metrajlı. Çok enteresan bir deneyim bu. Normalde bizim yaptığımız sinema 2-3 sene işte senaryosuyla uğraşırsınız. Sonra filmi çekersiniz. O birkaç sene dolaşır festivallere geri gelir falan.
Ondan sonra ikinci projeye, üçüncü projeye başlarsınız. Bütün çekim 20 gün sürer zaten, 25 gün sürer. Ama burada başka deneyim var ve orada ciddi bir emek var, emekçiler var. İnsanlar sektörden paralarını oradan kazanıyorlar. Hayatlarını, gelişme orada. Birçok şey ve çok iyi, doğru düzgün eğer süreler kısalır, adam gibi reyting belasına esir düşmeden yapılabilirse çok başka iletişim kanalları için bize örnek olabilir diye de düşündüğüm bir alan orası. Buradan lafı şuraya bağlamak için bu örneği verdim. Bir hekim kitapta yazmalı. Sinemayla da uğraşabilmeli. Seyahat de edebilmeli. Yani hayatta olan ilişkisini sanki başka hiçbir şey yapılamazmış gibi önüne konulan o tuhaf sınırlamaların içerisine hapsetmemek. Böyle düşünüyorum. Küçük bir oğlum var benim, 12 yaşında. 47 yaşında baba oldum. Poyraz'la ilgili hissediyor galiba benim bu inançsızlığımı. Poyraz iyi basketbolcu, barışçı, vicdanlı, akıllı, sevimli, şakacı bir olan ama tembel teneke, tamam mı? Şimdi öğretmenleri de mutsuz ama çok seviyorlar onu filan. Bu da öyle. Ödevler yapılmıyor. Çantalar mahsus unutuluyor. Kitaplar saklanıyor filan. Böyle bir süreç yaşıyor. Ya şunu yapamıyorum ben. Olur mu oğlum ya? Filan yapamıyorum ya. Bana çok hoşuma da gidiyor gizli gizli. Söylemiyorum tabii bu oğlanı ama. Yani biraz şey bir oğlan olsun istiyorum ya. Mesela bana dese ki çok mutlu olurum ortaokul, lisede. Yani bilmem nerede ya, sınava girdim abi, baba 90 aldım dese vallahi sevinirim ama baba sırt çantamı aldım, Endonezya'ya gideceğim, bana dolar ver. Lan ayağını öperim, tamam mı ya, gitsin hayatın içine böyle başka bir yerden dalsın. Bu saçma salak tavuklarla mevuklarla beynini yormasın falan, anlatabiliyor muyum? Başka birisi olsun ama böyle bir şansı bu ülkede, bu eğitim sisteminde nereden nasıl bulacak? Kendine güvenen, vicdanlı, haysiyetli, kendini iyi ifade eden, okuyan, okuduğundan zevk alan, onu anlatan, coşkun, vicdanlı, başkasına yardım etmekten çekinmeyen, paylaşmayı bilen filan birisi. Bunlar hangi müfredatta var? Niye biz böyle bu hale geldik? Niye böyle bir coğrafyanın, niye böyle bir iklimin çocuğu olduk? Niye biz bunlara düşeriz? Tamam mı? Bu yüzden şaşırmıyorum mesela. Bu örneği de hep veriyorum. Yani Ayasofya'dan Toki'ye düşmüş bir ülke burası yahu. Yani, görüyorsunuz yani. Edebiyat işte orada mikro sepetinin yanında duruyor abi. Al oradan 9 liraya 8 liraya satıyorlar. Kitap oralarda. Televizyon açıyorsunuz bir takım deliler sürekli konuşuyorlar. Çoğunlukla aynı deliler, birbirlerine benziyorlar filan yani. Çılgınca bir şey bu. Farkında değil misiniz nasıl bir ülkede yaşadığımızı? Evlilik programı diye bir şey var ya. Var mı hala bilmiyorum. Yok deme, kalkmış. Annem rahmetli olmadan önce oturuyorlar. Bir de bir yardımcımız var bizim, Türkmen. Birkaç yıldır bizim kızımız gibi artık. Oğlum, annem, Türkmen şeyimiz, yardımcımız. Üçü evlilik programı seyrediyorlar. Ben de üst kattan aşağı indim. Sessizlik var, merak ettim. Böyle evlilik programı seyrediyorlar. Bir baktım şöyle, hani bir kişiyi kurtarma hakkınız var, üç kişi boğuluyor diyelim ki. Dedim bu oğlanı kurtarayım ben. Diğerleri nasıl olsa, hani annem yaşlı, öbürü memleketine dönecek. O oğlanı kurtarayım hiç olmazsa. Öyle bir ülke yani. Çılgınca bir şey. Öğretmenlerle bunu sık sık şey yapıyorum, tartışıyorum filan. Kötü bir veliyim yani. Çünkü başka veliler 80, niye 80 aldı diye gidip kavga ediyorlar. Ben büyük ihtimalle niye oğlum habire 80 alıyor filan diye gidip kavga edebilirim yani. Çünkü başka bir şey özlüyor, başka bir şey hayal ediyor. Başka bir yerlerde olduğunu biliyorum. Şey, hayat. Bize bu sunulan yalan düzen, postmodern dünya kuşkusuz kendi içindeki krizden de besleniyor ama bizdeki bu dayanışma duygusunu, paylaşmayı, mutlu olma sanatını elimizden alıyor. Sinema, edebiyat bu yüzden çok kıymetli.
birisi, ikisi, hepsi yani sanat eninde sonunda hafızamızı tazeliyor, unutmayı engelliyor. Bu dünyayla olan, bu dünyanın bir parçası olduğumuzu bize sık sık hatırlatıyor. Ve bize yeryüzünü sahiplenme cesareti veriyor. Ben her okuduğum kitaptan, her okuduğum metinden, her seyrettiğim filmden sonra iyi ki bu dünyanın bir parçasıyım. Ben bu dünyada kendimle ilgili, kendime duyduğum ve dünyaya duyduğum sevgi ve saygı için her şeyi yapabilirim cesaretini ediniyorum. Bu çok güzel bir şey ve cesaret bulaşıcı. Başka bir çaremiz yok. Bu yüzden arkadaşlarımın buraya yaptıkları şu mekan, bu birliktelik, bu çaba mutlaka hayırlı şeylere dönüşecektir. İyi sonuçlara yol açacaktır diyorum. Hocam buradan da size reklamımızı da yapmış oluyoruz. Evet, bu kadar. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorularınıza açık ve hazırım. Geçenlerde sizin kendi projenizden bahsetmiştiniz. Geçen yıl yine bir sohbetinize katılmıştım. Çok yoğun olduğunu söylemiştiniz ama ondan sonra bir fındıktan sonra geldi. Daha izleyemedim. Herhalde yurt dışına gideceğim, izleyemeyeceğim. Belli bir süre. Yeni bir şey var mısın? Yani kendi çekmek istediğiniz çektiniz mi? Çektim. Evet. Temmuz ve Ağustos aylarında arkadaşlar nasipse ada izi çektim. Bu yüzden bu roman, hikaye, roman, senaryo, senaryodan film meselelerini çok birebir yaşadım. Ben Nasipse Adayız'ı 2015 yılında İletişim Yayınları roman olarak bastı. Burada yok galiba değil mi? Var. Var mı? En solda. Nasipse Adayız. Bizi ben senaryo haline getirdim sonra. Fakat klasik bir senaryo. Bir süre bekledi o. Bir zaman Anadolu bir gecelik bir hikayedir biliyorsunuz. Yakınlarda Mahmut Fazıl Coşkun'la çalıştığımız anons filmi, o da bir gecelik hikaye, onu da senaristlerimden biriyim. Bunu da bir gecelik yaptım. Nasipse Adayız'ı bir gecelik bir senaryoya dönüştürdüm. Daha doğrusu bir günlük, sabah kalkıyor, akşam bitiyor, böyle bir hikaye. Temmuz 11'de başladım, 7 Ağustos'ta bitirdik. Film kurgusu da bitti şu anda. Post prodüksiyon aşamasında. Kendim oynadım. Kendim çektim. Kendim yazdım. İnşallah kendim seyretmem tek başıma. Bunu hem öneriyorum hem de yapıyorum. Yaptığımız şeyi kaydetme, yaşadığımızı kaydetme konusunda tembeliz. Bu bizim biraz şarklı ruhumuzdan kaynaklanan. Halbuki söz uçar, yazı kalır. Yazmak batılı bir tavırdır. İşin aslına bakarsanız Osmanlı her şeyini kaydeden de bir imparatorluk ama Osmanlı tabii Balkan İmparatorluğu aslında. Yüzünü şarka, garba çevirmiş bir imparatorluk. Bence Osmanlı'nın yükselme dönemi garplı dönemidir. Bakmayız. Bu tarafa doğru döndükten sonra da maçı kaybetmiştir. Yani şey yok ama bu tarafta bir yazma geleneği yok. Bir bu, iki. Bir de bu işin pratiğini yapanlar, yönetmenler, senaristler falan yazmıyorlar abi. Sanki arkada bir çok böyle mahrem, ketum, kimsenin de bilmesine gerek olmayan tuhaf numaralar yapıyormuşsun gibi. Halbuki ne acılar çekiyoruz, ne kaoslar yaşıyoruz, ne zayıflıklarımız, ne çaresizliklerimiz ve nasıl hırslarımız var. Bunları yazmak lazım. Bunlardan söz etmek lazım. O süreci anlatmak lazım ki insanlar onlarla kendi hafızalarını oluştursunlar. Kendi yolculukları için değerlendirsinler. Burada hocam Sezin'den mesela evvel zamanı kendilerine seçmişler. Bir Zamanlar Anadolu filmini seçmişler. Ben kitabım olduğu için falan diye söylemiyorum. Hakikaten iddiayla söyleyebilirim ki Türkiye'de sinemaya dair bu minvalde başka kitap yok. İkinci bir kitap yok. Bir tek ben yazmışım. Yani bir film. Ne zaman konuşmaya başladık? Öyküyü nasıl oluşturduk? Senaryo hangi aşamalardan geçti? Oyuncuları nasıl seçtik? Sete nasıl çıktık? Mekanları nasıl seçtik? Ve ne olduğunu yazmışım. Niye herkes yazmıyor? Yüzlerce film çekiliyor. Bence yazılabilir. Yazılmalı da zaten. Saklayacak neyimiz olabilir ki? Hangi filmden etkilendik? Hangi hikayeyi okurken hangi hikayeye karar verdik?
hangi kahraman, hangi oyuncuyu niye seçmedik? O oyuncuyu ya da niye seçtik? Sette başımıza ne geldi? Bütün bunlar deneyim. Bunu kendi filmimde de yaptım, yazdım. Biraz galiba antropolojinin öğrettiği bir şey bu bana. Antropoloji eğitiminden biraz öğrendiğim bir şey bu. Film böyle. Zamanınızı nasıl yönettiğinizi çok merak ediyorum. Uyumuyorum. Yani yazma, yani dizide oynayıp, doktor olup, bir çocuk babası olup, babalık yapıp ve de bu, çünkü sürekli üretiyorsunuz diye yazın olarak da aynı zamanda. Yani film çekmişsiniz, kitap da aynı anda yazmışsınız. Hani bir bahaneniz olabilirdi. Çok meşgulüm, filmimi çekiyorum. Yok. İşte... Uyumuyor musunuz? Az uyuyor, çok az uyuyor. Bir o. Bir de birbirini besleyen şeyler ya bunlar. Tetikliyor ya. Mesela bir senaryo okuyorsunuz, yanına küçük notlar alabilirsiniz. Bir hikaye okurken bir senaryoya dair bir fikir oluşturabilirsiniz. Set zaten, set tabii çok ağır bir şey de, mekan da. Yine de çok öğretici bir yer set. Kendi filmim için de aynı şeyi söylüyorum. Mesela şundan hiç vazgeçmedim. Evvel zamanda da var bu. Nasipse Günce'de de var. Üzerine uyumadan yazmak diye bir kavramdır aslında, Günce tutmak. Uyuduğunuz zaman yazamazsınız, biliyor musunuz? Bir gün öncesini. Uyumayacaksınız. Üzerine uyumadan yazacaksınız. Ya çok uykum var, sabah yazarım. Ne oldu zaten, bir gününüz yaşadıklarım 3 aşağı 5 olmuyor. Enteresan bir şey. Sabah silinmiş bir şekilde kalkıyor onlar. O yüzden üzerine uyumadan yazacaksınız. Ben valla böyle sürüne sürüne geliyordum, yine yazıyordum. Yani biraz inat ediyordum yani onu yazmak için. Çünkü okuduğunuz zaman ancak o zaman fark ediyorsunuz ya, iyi ki yazmışım bunları. Çünkü o sıcaklığı başka türlü bulamazdım. Hay Allah ya, bunlar da olmuştu değil mi filan diyorsunuz. Kendi yazdığınız şeye şaşırıyorsunuz. Edebiyatla sinema arasındaki farkı en çok azaltan yönetmen bence en iyi yönetmendir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Edebiyattan en iyi faydalanan anlamında anlıyorum o söylediğini. Aradaki fark aradaki farkı azaltamazsınız. Edebiyat kendi yolculuğunu sürdürecek. Ama senaristin yani bütün uyarlamalar mutsuz evlilikler gibidir aslında. Yani sonra boşanmayla filan biter, tamam mı? Metin Erksan'dan bahsettiğim için söylüyorum. Metin Erksan Fakir Baykurt'la da şeyle de küs gitti. Necati Bey'le. Çünkü yazar kendi yazdığının bu olmadığını söylüyor filmi seyrettikten sonra. Film yapan da diyor ki, ya ben yönetmem kardeşim. Ben böyle çektim, ben böyle çekerim diyor. Hatta seyirci de mutsuz ayrılıyor çoğu zaman. Sefiller bu muydu lan? Victor Hugo'nun Sefiller. Allah Allah filan. Şimdi Cemile diye bir öykü vardır Cengiz Aytmatov'un. Çok acayip bir öyküdür, çok güzel bir öyküdür gerçekten. Cemile'yi çekti abi dediler. Özbekler mi, Türkmenler mi? İzmir'de tıp fakültesinde öğrenciyim. Çınar sineması, koşarak gittik. Cemile'yi seyrettim. Nasıl bir hayal kırıklığı ama. Tamam mı? Şimdi sonuç, mesele şu. İşte tam da sözünü ettiğim şey, sinema yönetmenin dünyası. Yazarla ne ilgisi var? Bence yazarın bu konuda söyleyecek bir lafı yok abi. Yani onu alır, yönetmen istediği gibi çeker. Ama onun için otör oluyorlar. Yani kendi yazdığını sadece şöyle, ama şu iddiayı da yapmamak lazım. Mesela Metin Erksan bu konuda bence en iyilerdendi. Metin Erksan'ın filmlerini, senaryolarını esinlendiği eser olarak kullandığı kitaplarla karşılaştırarak seyredin dediğimi anlayacaksınız. Bununla ilgili çok klasik bir örnek veririm hep. Üç Maymun hani. Bir Zaman Anadolu neyse benim hikayemdir o. Başından geçen onu örnek olarak vermeyelim ama Üç Maymun da hikaye bence Madame Bovary'dir o. Şimdi siz Madame Bovary'yi çekersiniz. Bir kadın var. Tutkusu, aşkı, yasak bir aşkı için mahvolmayı göze alır. Olmayacak işler yapar. Garip. Üç Maymun'daki şoförün karısı Hacer de Madame Bovary'dir. Yani tematik olarak evet, öne çıkarttığınız şey, işte sinema o öykünün bir tarafında duran şeydir. Yani öykünün totali sizi büyüleyip esir edebilir bazen.
Çok görkemli bir hikaye. Acayip bir şey. Monte Cristo Kontu'nu çekmek için Monte Cristo Kontu ile ilgili söyleyeceğimiz şey şu. bu kitapta var. Yeni çıkacak kitapta. Dönüşüm muhteşem olacak. Monte Cristo Kontu o. Kadir Tapucu söylüyor diye. Arabesk. Dönüşüm muhteşem olacak. Gidişim suskun oldu ama Monte Cristo Kontu. Öyle. Gerçek bu. Eve girdim. Metin abiyi alacağım. Pazar günü gideceğiz. Unutkanlıklar başlamıştı o zamanlar. El ele yazıyordu büyük büyük. Ocağı kapa, anahtarı bırak filan gibi şeyler yazıyordu. Dönüşüm muhteşem olacak yazıyor. Büyük harflerle yazmış, kartona asmış. Dedim abi bu ne? Dedi ben bunun filmini çekeceğim. Bu dedi oğlanı da oynatacağım dedi şeye. Lan arabesk filmde Metin Erksan'ın ne işi var? Hani tamam Emel Sayın filan falan geçti gitti ama bu dedi bin yıllık hikaye dedi. Bu bitmiyor dedi yani bu hikaye. Oğlan kızı sever fakat olmaz bu iş. Oğlan yıkılmış, terk eder gider. Fakir, yoksun ya da yoksun neyse. Döner çok güçlü bir şekilde. Bu sefer de o kıza yüz vermez. Ya da kızın kız kardeşiyle. Acı hayat dedi. Emin Brunten'in uğultulu tepeler. Yani bu hikaye bitmez ki dedi yani. Hala çekilen, bakın hikayelerin %80-90 kendini tekrar eden meselelerdir yani. O kadar bir şey değil. Onun içindeki sinemayı bulup çıkartmak, edebi metnin içerisindeki sinemayı bulup çıkartmak. Bu bazen bir Rus soylu kadın Anna Karenina olur. Bazen de Üçmanlı'daki Kırşehir'de şoförün karısı Hacer olur. Ne olacak ki? Yani Hacer tutkusu için mahvolmayı göze alamaz mı? Son söylediğinizden aslında devamla bir şey sormak istiyorum. Bir yerde siz senaryo yazarken, yani bir senaristin öykünün peşine düşmemesi ve bir önermenin, bir duygu halinin peşine düşmesini öneriyorsunuz, söylüyorsunuz. Bu dediğiniz de bana onu hatırlattı. Fakat bu nasıl mümkün? Yani senaryo teknik olarak fiilen yazarken o duygu halini yaratmak... Dönüp dönüp o kılavuz gibi. Dönüp dönüp onu kontrol etmeniz lazım. Yani çünkü sizi kışkırtır senaryo bir süre sonra dağılabilirsiniz. Birçok şey anlatmak çabası gibi bir şey hastalık vardır. Onun için dönüp dönüp o kılavuzunuza dönüp hatırlamanız lazım bence. Bu yüzden hani uzun metraj filmlerin senaryolarında hemen razı olmamak lazım şeye. Metni oluştururken. Çünkü bazen dağılıyorsunuz. Başka hikayeler eklemleniyor falan. Ama çoğu zaman bir yerde küçücük bir yerde duruyor sinema. Kocaman bir öykünün içerisinde küçücük bir yerde duruyor. Bunu fark etmek lazım. İyi sinemacı onu fark ediyor bence. Orada bir tuhaf bir şey var. Onu alıyorsunuz çat diye. Evet diyorsun sinema burada duruyor. Yoksa büyükçe bir öykü var. Sizi pekala şey yapabiliyor, büyüleyebiliyor o. O onu yapmış da o onu bilen falan. Ama bir garip bir şey. Yine kitaptaki hikayelerden birisi küçük bir şey ama söyleyeyim sana. Metin abi dedi ki ya dedi, bin yıldır dedi Leyla ile Mecnun hikayesi anlatılır dedi. Yani Leyla Mecnun aşk çöllere düşer o filan falan. Leyla'nın dedi ablasını biliyor musun sen dedi. Yok. Leyla'nın ablası dedi, Mecnun'a çok aşık dedi. Çok da güzel bir kadın. İlk aşık olan da o, Mecnun'u ilk fark eden de o. Ve inanılmaz bir tutkuyla, derin bir aşkla bağlı. Fakat Mecnun'un kız kardeşine aşık diye bırakır der. Bırakır. Bunu kimse bilmez dedi. Sinemacı Leyla'nın aşkının peşine düşendir bence. Metin Erksan öyle bir adamdı. Yani o Leyla'nın aşkını anlatmaya çalışıyor. Oralar da başka bir yerde duruyor ve bence asıl hikayeyi... Leyla'nın mı ablası? Leyla'nın ablasının. Ablası. Leyla'nın ablası. Ha Leyla'nın dediniz, ablasının peşinde. Ablasının işte, Leyla'nın ablasının peşine düşer. Evet, evet. Sinemacı onun bence ablanın hikayesidir. Yani daha yakıcı olan. Tabii bir aşk, onu biliyoruz. Ama kendi aşkından
kardeşine olan sevgisi yüzünden vazgeçmek daha tuhaf bir şey değil mi? Daha yakıcı bir şey. Sizi çok etkileyen bir kitap var mı? Böyle hani senaryolaştırmak çok güzel olurdu bir kitap falan dediğiniz, baktığınız, seçtiğiniz. Öyle bir kitap var İşte kitabın içindeki şeyler beni çok çekiyor. Bir kitabın içerisindeki hikayeler. Kitabın tamamı değil. Yani zaten kitabın tamamı başka bir şey. Yani Yedi Çınar Yaylası, söyleyeyim size. Kemal Tahir. Birisi onu alıp dizi de yapabilir. Bir tane Yedi Çınar Yaylası'ndan bir tuhaf bir büyük bir spektaküler, böyle çok gösterişli bir film de yapabilir. Büyük bir prodüksiyon da çıkabilir oradan. Ama korkak bir adamın nasıl kahramanlaştığına dair ya da kahramanlaştırıldığına dair bir romandır o. Ben oradaki o şeyin, o lafın peşindeyim. Yani korkak bir adam nasıl kahraman olmak zorunda kalmış? Tırın sineması yapılır diyorum ben. O bazen Yedi Çınar olur, bazen başka bir şey olur. Anlatmak istediğim o. Bu yüzden yazarların bu şeylerine takılmıyorum ben bir yönetmen olarak. Ben o duygunun peşindeyim. Kendimle ilgili bir örneği hep veriyorum ben. Perigazuz'un da vardı, o yüzden söyledim. Doktorum ya, böyle bir adam getirdiler bana, ölmüş birisini. Hakikaten kazada. Çoktan vefat etmiş. Ben de adamla resüsitasyon yapıyorum. Biraz da şey için, mecbur olduğum için yapıyorum resüsitasyon. Yoksa öldüğünü biliyorum. Pupiller dilendi, hareketsiz. Zaten 40 kilometre öteden getirmişler. Yazın sıcağı, şişman, kalp krizi geçirmiş. İndim aşağı, adama defin raporu yazacağım. Koştu dedi ki birisi, doktor bey bu yaşıyor dedi ya. Nasıl yani? Nefes aldı dedi. Nasıl lan? Gittim. Bir yandan da şeyi düşünüyorum. Lan bu hakikaten yaşıyorsa bunlar benim canıma okur diyorum. Tamam, bir yandan bu hastanın yakınları. Traktörün üzerinde duruyor. Gittim baktım. Sıkıyorum, nabzına bakıyorum. Çok fazla sıkınca da kendi nabzınızı alıyorsunuz. Atıyor nabızda. Kalbini dinliyorum, yok. Pupiller dilate. Ne yapacağım şimdi? Dinlerken kendi kendime şöyle dua ettiğimi fark ettim. Allah'ım inşallah ölmüştür. Doktor olarak böyle bir cümle söylenir mi? Allah'ım inşallah ölmüştür. Ölmediyse ben ne bakacağım diyorum şimdi. Bunlar beni öldürür diyor. Ya Rabbim inşallah öldürür diyor. Ölmüştür diyor. Şimdi sonra EKG'sini çektik. Düz çizgi. Evet, ölmüş gerçekten. Biz resüsitasyon yaparken mekanik hava toplamış. Cenazede yapmış. Meğer oymuş hikaye. Öldü yani, normal, gerçekten ya. Şimdi mesele şu, bir insan utancıyla baş edemezse eğer, pekala bir başkasını öldürebilir. Bu sinema. Yoksa benim başımdan geçen hikaye sinema değil. Anlatmak istediğim o. Genellikle öykünün içinde kaybolduğumuz için, oradaki sinemayı da kaybediyoruz diye düşünüyorum ben. Şimdi nasipse adayız, tamam. Bir adam belediye başkanı olmaya çalışıyor, olmadık işler yapıyor, tuhaf yemeklere katılıyor, garip garip sahtekarlıklara düçar oluyor, kendisi de en az onlar kadar sahtekar filan. Tamam, ama bu bir işi, bir hikaye bu. Yani benzer şeyler çekilmiştir, çekilecektir de. Ben bu filmde şunun peşine düştüm. Üstelik benim başımdan geçen de bir olay bu. Bir adam kendisini bir çeşit turnusol kağıdı gibi, tamam mı, kendisiyle karşılaşıyor bir yerde. Kendisini ne kadar berbat, ne kadar işe yaramayan, benzerlerine hiç fark olmayan bir adam gerçeğiyle karşılaşıyor. Çok böyle ulvi bir yolculuk sırasında karşılaşıyor üstelik bunu. Hani halka hizmet, politika, kendini feda duygularıyla çıktığı bir yolculukta kendisini ne kadar berbat, işe yaramayan, en az onlar kadar sahtekar olduğu gerçeğiyle karşılaşıyor. Ben bunun peşine düştüm. Yoksa bu hikayeyi anlatıyorsunuz ama o bir çeşit leitmotif gibi duruyor. Derdiniz bu, filmin sonunda bu duygu kalsın istiyorsunuz seyircinin kalbinde. Mesela daha önce doktorluk yaptığınızı söylediğiniz bir yerde, orada insanlarla küçük bir şehirdeydiniz. Ankara'nın Keskin ilçesi, Kırıkkale, Bala. Orada küçük yerlerde görev yaparken
topluma ya da orada yaşayan halka, insanlara dokunmanız çok daha kolay oluyor. Onların hikayelerini devamlı gördüğünüz için. Ben de 6 sene doğuda görev yaptım. Mesela kaldığım köyün, atıyorum delisinin hikayesini çok rahat öğrenebiliyordum. Ama bu İstanbul'da mesela çok fazla insan olduğu için ve bir kalabalık, devamlı bir geçişlilik olduğu için insan hikayelerine, insanlar size daha doğrusu hikayelerini açması bile çok uzun zaman alıyor. Yani bunu buralarda nasıl başarıyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Nerede oturuyorsunuz? Sarıyer'de. Ben Ataşehir'de oturuyorum, karşıda. Her sabah ok meydanına geliyorum. 22 yıl oldu ok meydanı. Bir hastane kurdum oraya. Orada pratikte, hekimlikte yaptım. Sonra işletmecilik, yöneticilik yaptım. O çalıştım, kurdum, hasta baktım da uzun yıllar. Ok meydanının Sivas'tan, Giresun'dan hiçbir farkı yok. İstanbul diye bir şey yok. Ben katılmıyorum size. Ben Kırıkkale'de ne yaşıyorsam Keskin'de, ok meydanında da aynısını yaşıyorum. Çünkü Türkiye 60'lı yıllardan bu yana sürekli bir iç göç yaşayan bir ülke. Bitmiyor. Bitmeyen bir göçümüz var bizim. İddia ediyorum hepinizin, telefon numaralarını bilemem tabii ama hepinizin adresi son 10 yılda en az 2 kez değişmiştir ya da 20 yılda. Ya adres, çünkü yarın da başka bir adreste olabilirsiniz. Bir Fransız, bir Alman için geçerli değil. Adamın evi orada ve orada duruyor yani. Hiçbir yere gittiği falan yok. Biz göçer bir toplumuz hala ve bitmedi bu. Ve bu çok bir travmatik de bir şey. Bir tarafta da zengin, değişik, dönüşük falan. Ok meydanındaki mahallenin, Piyarapaşa mahallesi Sivas Hafiklilerdir. Aşağısı Erzincanlılar. Örnektepe Tunceliler oturur. Aşağı doğru indiğiniz zaman kulaksızda Giresun Alucalılar vardır. Bak bu değişmez, biliyor musun? Binlercesi ve oradadır bunlar. Cenazelerini dahi İstanbul'a gömmezler. Evet. Ölülerini her hafta onlarca otobüs gider. Ölü cenazelerini götürürler. Bunlarla ilgili çok yazıyorum, anlamaya çalışıyorum onları. İstanbullu değiller. Sorduğunuz zaman hayatında hiç Giresun'u görmemiş, Alucra'ya gitmemiş 20-30 yaşındaki çocuğa sorun, Alucra'lıyım abi der. İstanbulluyum demez. Ben burada doğdum, İstanbullusun, buranın ekmeğini yiyorsun. Bu yüzden sorunları da, dertleri de, ilişki biçimleri de, refleksleri de hala taşra. Hala Giresun, hala Sivas. Maalesef böyle. Daha tehlikelisi hemşehri dernekleri. Ok meydanında 1000+ hemşehri derneği var. Beyoğlu'nda, pardon. Ok meydanı demeyeyim. Bakın. Bilmem ne yardımlaşma dayanışma derneği. Bilmem ne köyü hatta. Bilmem ne yardımlaşma derneği. Şunu keşfettiler. Çok kalabalığız. 4-5 yılda bir attığımız oy acayip kıymetli. O zaman belediye meclis üyesi bizim şeyimiz olsun, hemşerimiz olsun. İmar komisyonuna girsin. Olmayacak yere ruhsat versin. Bu rantın bir parçası da biz olalım. Çok ağır bir şey yaşanıyor. Trajedi yaşanıyor bence. Kahveleri ayrı, camileri, cemevleri ayrı, tamam, düğünleri ayrı. Biri mevlütlü düğün yapar, öbürü başka düğün yapar. Yüzlercesine gittiğim için o kadar iyi bilirim ki. Yıllardır oradayım. Hastalıkları da tuhaf bir şekilde birbirlerine benzer, biliyor musun? Yani o da ayrı bir hikaye. Çünkü o beslenme gelenekleri ayrı olduğu için onun getirdiği hastalıklar da ortaklaşıyor bir süre sonra. Orada biraz daha işte diyabet öne çıkıyor, öbür tarafta başka hastalık öne çıkıyor. Görüyorsun, fark ediyorsun. Anadolu'da böyleydi. Anadolu'da böyle. Mikro Sivaslar, mikro Erzincanlarla dolu bir kent burası. Burası büyükçe bir köyler topluluğu. Kasabalar topluluğu burası. Bir sürü Sivas, bir sürü Erzincan, bir sürü Tunceli var. Bu yüzden ifrah olmuyor. Bu yüzden şehre saygımız yok. Bu yüzden bu kadar hoyrat, bu kadar acımasız ve öfkeliyiz. Şimdi siz konuşmanızda dediniz ki ben senaryoyu da edebiyatı da kendim için yapıyorum. Hani kendime saygımdan dolayı. İşte o tartışma
ben de sizin gibi çok saçma buluyorum. Hani sanat toplum için midir işte, ne içindir gibi. Fakat burada tabii yine de biraz da şeye bakmak gerekir mi diye düşünüyorum. Şimdi bugüne gelirsek, bir sürü filmler var. Sinemada gidiyoruz, izliyoruz. Bazılarından çıkarken şöyle bir duyguyla çıkıyorum mesela. Yani ne anlattı ki? Ya da bazılarından çıkarken de çok kendimi buluyorum orada. Zaten bana göre insanı en fazla etkileyen sinema yapımları insanın kendini gördüğü, bulduğu. Yani bu kendi özelimle ilgili konuşuyorum. Bir de bir toplumsal bir yaşadıklarımız da var şu an. Ve bununla ilgili olarak da bazen şeyi düşünüyorsunuz, yani ya dünya, memlekette bu kadar olay var, memlekette bu kadar sorun var ama işte şu filmdeki bilmem neye bak, konuya bak gibi. Yani şimdi senaristin ya da ne bileyim bir yapımcının ya da işte bir yönetmenin, ki bence olayın başı senarist, senaryo olduğuna göre, yani senaryoyu kurgularken ve yazarken de bu toplumsal bir takım çelişkiler, yaşananlar, güncel içinde bulunduğumuz koşullar, bunları güncelde tutabilme şansı ne kadar var? Ne kadar şeyse, açıksa o ruhu. Yani birisi masaya, ya da ben hiç öyle oturmadım, dur bakalım şu ülkenin hali ahvaline dair bir şey yazayım diye oturmadım ki. Ya edebiyat bunu engelliyor mu acaba? Yok. Böyle sinemalar da var. Yani böyle filmler de var dediğiniz gibi falan ama kaba propagandist filmler onlar. Propagandist filmlerin sağcısı solcusu olmaz. Olmaz. Onu kastetmiyorum. Solcu tıp fakültesinde öğrenciyken Potemkin zırhlısını seyrettik. 80 öncesi Potemkin zırhlısını seyredeceğiz. TKP'li arkadaşlar sinema kulübündeler, onlar Potemkin zırhlısını getirmişler, gidip seyredeceğiz, hepimiz komünist olacağız filmi seyrettikten sonra. Takır tukur bir film, çok sevmişsin bir film, Eisenstein. Böyle söyleyemiyorsun da tabii, ya ben sevmedim bunu falan da diyemiyorsun, değil mi? Yani bir acayip bir şey arıyorsun filmde ama neyse sesimizi çıkartmadık, ya da ben öyle yaptım. Çok yıllar sonra Kieślowski'nin dekaloglarını seyrettim ben. Kieślowski şey bir adam, yani sosyalistleri sevmezler yani, onların dışında durur hep, böyle hatta antikomünist falan da birisidir. Hayatımda en çok etkilendiğim filmdir hemen, rahatlıkla söyleyebilirim. Bendeki devrimci, tırnak içerisinde devrimci dönüşüm yaratan filmdir. Bir, yine tırnak içerisinde bir sağcının filmi. Bu başka bir şey. Bunlarla adı ne filmi? Hangi filmden? Dekaloglar. 10 tane biliyorsunuz kendi içinde şey var. 1, 2, 3, 4, 10 kadar gider. Yani insan kendi içindeki, Samet Ağaoğlu'nun lafı var. İnsan diyor kendi içindeki tortuları temizlemek için yazar. Bir yandan da yeni tortular biriktirmeye devam ediyorsunuz. Ama yazacaksınız da bunu. Hani klasik lafı bir çeşidi aslında ruh arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mektup yazdıklarınız. Mektubunuza cevap da arıyorsunuz biraz böyle bir ne olduğunu da anlamaya çalışıyorsunuz. Benim sinemayla ilgili söyleyebileceğim bir şey hani şu Evvel Zaman kitabındaki anlatılan film, Bir Zamanlar Anadolu'da filmi 21. yüzyılın en etkili 100 filminden biri seçildi. BBC tarafından geçen sene. 52. sırada addedildi. Bir Zaman Anadolu filminin hikayesi ne Allah aşkına konusu? Bir grup bürokrat sabaha kadar ceset arar. Bu ne sizce? Yani bir toplumsal sorunun şey mi? Simgeleşmiş bir hali mi? Bir ne bileyim, ideolojik bir arayış mı? Nedir yani? Bir grup adam sabaha kadar ceset arar. Bunu 21. yüzyılın en etkili 100 filmi arasına sokan şey ne sizce? Bence de çok etkili bir film, çok güçlü bir film. Bu filmdeki adam
doktor bir hikayenin ortasına düşer gece yarısı. Bir meselenin ortasına düşer ve sabahleyin çok değişmiş, çok farklı birisi olarak hayata yeniden başlar. Bu sinemanın bence üzerine düşünmesi gereken bir şey. Sinema Anadolu insanının yani şu sinema değil. Oradaki otobüs teknisyeni doktora dert yanıyor. Abi kesmiyor. Kesmiyor bu diyor. Tamam mı? Bir cesedi kesecek olan makastan, bıçaktan bahsediyor. Elektriklisi çıkmış bunun diyor. Buradan takıyorsun diyor. Kaburgaları tıkır tıkır kesiyor diyor. Ya da kafatasını. Şimdi bir film şöyle anlatabilir. Ya Anadolu'da sağlık hizmetleri çok sıkıntılı. Yani anlatabiliyor muyum? Yani otobüs teknisyeninin durumu facia, işler acısı ya. Kesmiyor adamlarım. Böyle bir film de yapabilirsiniz. Ama bu tuhaf, trajik bir ölümün ortasında bir otobüs teknisyeninin hala bıçaktan kesmediğinden söz etmesi bence sinemadır. Anlatmak istediğim bu tam olarak. Beni otobüs teknisyeninin fakirliği ya da oradaki otobüs salonunun yetersizliği çok ilgilendirmiyor sinemada. O politikacıların, psikologların, din adamlarının, öğretmenlerin işi. Sinema öğretmez, tehdit etmez, telkin etmez, el sallamaz, akıl vermez. Sinema yapmaz böyle şeyler. Çok ayıp bir şey bunu yapmaya kalkıştığınızda. Seyircisini ahmak yerine koymaktır. Sinema kendi içindeki hala bulamadığın sorularının cevabına dair bir arayışı seyirciyle paylaşmaktan, bu heyecanı onlara aktarmaktan başka bir şey değil. Bertolucci'nin lafıdır o, biliyorsunuz. Annesiyle babasının yatak odasının diyor kapısı kilitli. Anahtarın deliğinden annesiyle babasının içeride ne yaptığını merak ediyor diyor çocuk. Anahtar deliğine uzanırken diyor kalbi küt 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 çarpar diyor. Tamam mı? Ben diyor sinemada diyor seyircime o çocuğun heyecanını vermek istiyorum diyor yaptığım filmlerle. Şey, o meydanına nereyle gidiyorsunuz? Her gün gidiyorum dediniz mi? Kendi arabamla. Metrobüse binip mesela birisinin böyle yüzüne bakıp ona merhaba, günaydın, nasılsın falan çok gibi gittim. Laflar söyleyebiliyor musunuz? Çok gittim ama. Yapabildiniz mi? Ya da öyle bir şey yapsanız mesela. Ama herkes Ercan abi diyor artık onun hayatı. Beni dinlemiyorsun ki. Çok gittim. Hı-hı. 97'de kurdum hastaneyi. 99'da deprem oldu. Hı-hı. Arabamı sattım, personelin maaşını ödeyemediğim için. 2 yıl otobüste gittim geldim hayatım. Şimdi tekrar yeniden otobüste tabii ki binerim. Hiç öyle bir derdim yok ama zamanım çok tuhaf bir şekilde kıymetlendi. Bir an önce eve gidip bir şey yazmam lazım. Zaten gitmiyorum artık hastaneye çoğu zaman. Bir de havalanına giderken kullanıyorum metrobüsü ben. Canımı okuyorlar. Gidince kadar 100 kere fotoğraf çektim. Ya uçağa yetişeceğim. Koşuyorum. Yanımda adam koşuyor beni. Diyorum, niye koşuyorsun? Abi sen koş diyor. Dedi ya. Ben de zannediyorum o da uçağa koşuyor. Abi sen koş diyor. Selfie yapıyor benden. Ben uçağa yetişeceğim. O yüzden şu yok yani. Ya fakirler nasıl yaşıyor? Böyle bir şey yok. Hiç öyle bir derdim de yok. Şey, ok meydanı zaten yeterince beni o kadar içine alır ki. Bir görsen oradaki halim. Bitmez benim oradaki hikayelerim. Çukurdan sonra iyice herhalde bütün beşer. Çukurdan, çukurla ilgili şey. İki şeyim var, kazancım var. Dürümcüler, otoparkçılar para almıyor. Dürümcüler çok seviyor beni, niyeyse. Buraya gelinceye kadar da bir sürü insan elimi öpmeye çalışıyor. İdris Baba zannediyorlar beni. O iyi bir şey. Isparta Kitap Fuarı'na gideceğim. Emre, şeye, arabayı bırakayım dedim. Oradan bineyim sabah. Atatürk Havalimanı'nda yer yok. Arabayı bırakacak. Tamam mı? Otoparkta dönüyorum lan dedim. Uçak kaçacak. Arabayı orta yere bırakıp gideceğim. O kadar sinirlendim. Boş bir yer var orada. Oraya doğru bastım gaza. Biri bekliyor. Tamam mı? Böyle kocası arabayla gelecek, kadınlar bekler ya böyle, diğer bekler. Öyle birisi, sinirlendim de biraz böyle dedim, camı açtım. Baba kimin yeri buraya dedim ya filan. Senin abi dedi. Vallahi, hoşuma gitti benim. Ya filan yaptım böyle. Yok abi dedi.
İdris Baba gelmiş dedi filan. Oğlum sen kimsin dedim burada. Abisin şeyiymiş, tamam mı? Meğer onlar burada bekliyorlarmış. Abisin adamlarından biriymiş. Bir fotoğraf çektirelim abi dedi. Bir fotoğrafa bir yere aldık, arabayı koyduk yani. Konuşmanızın başında senaryonun edebi bir metin olduğunu söylediniz. Bunu neye dayandırarak söylüyorsunuz? Yani onun bir kurgusunun, bir hikayesinin olduğunu düşünüyor musunuz? Her yazılan şeyin edebi metin olduğunu bildiğim için onu ayırmıyorum. Anı da edebi metindir. Mektuplar da edebi metindir. İyi yazılırsa denir. Şiir, neyse. Ya, küçük bir not da edebi metindir hayatım. Gece aklınıza bir şey gelir. Bir yere bir not alırsınız. Edebi metindir bu. Edebi metin. Biraz şöyle bir şeyi de kırmak ve yıkmak istiyorum yani. Bu iktidardır ya, bu söz tanrısı olmak. Her şeyin iktidarı vardır derken kastettiğim o yani. Ben bu kelimelerle var ya senin aklını alırım. Bu terbiyesizce bir şey. Yani ben öyle acayip teşbihler, öyle istiare sanatları yaparım ki sen böyle var, böyle okuyucu, ey okuyucu hazırlan şimdi bak senin nasıl. Ya ne alakası var? Böyle miydi yani bu işler? Bu iktidar duygusundan, bu bilginin sahibi olmak. Bir yeteneğin sahibi olmak, kişiye ayrıcalık kazandırmamalı. Kardeşim, sesin güzel mi? Şarkı söyle. Vay benim sesim de pek güzel de dur bakalım her yerde söyleme. Yok öyle bir şey. Perigazuz böyle bir kitaptır biraz. İlk kitabım benim. Çok uğraştım, çok basit bir dili yakalayabilmek için. Yani okuyan şunu duyuyor, hissetsin istedim. Ben de yazarım lan. Desin ne var ki? Bana ne yazarsa yazsın, yazabiliyorsa yazsın. Yani böyle çok olağanüstü, mucizevi bir şey falan yaptığımız yok. Ha, yazma eylemine başlasın ve kendisi görsün kardeşim. Aslında nasıl canımıza okuduğumuzu kendi kendimize. İşte o kadar basit bir şey olmadığını kendisi deneyimlesin. Öyle oturduğum yerden ona ben akıllar, fikirleri niye söyleyeyim ki? Yazma buyur kardeşim, yaz sen de. Madem bu kadar basit, o geçsin istiyorum okuyucuya. Filmler de öyle bence. Yani böyle bir sırça bir saray, kendisini şeyin arkasına saklamak, böyle bir tuhaf filan. Ne bu? Ne yani? O zaman yaptığın işle ilgili sen bir iktidar talebin var. Aha yok benim, reddediyorum. Benim öyle bir derdim yok arkadaşlar. Hiç öyle bir meselem de olmadı. Her yerde her şeyimi istediğim gibi konuşurum, söylerim, yazarım, çizerim, çekerim filan. Ama şeyi de bilirim yani, böyle o tuhaf setleri de bilirim yani, çoğuna şahit de olmuşumdur. Ne yapıyorsun, dünyayı mı kurtarıyorsun kameranın arkasında? Ne yapıyorsun yani? Bir şeyleri yazdığın zaman ne olmuş, mucize mi yarattın? Derdin var, yazdın işte, tamam iyi kötü. Bilgi, ne? Sokağın işine yaramayan, halkın işine yaramayan bir bilgi dolanıp durur üniversitelerde. Birbirlerine atıf ederler, öbürü onu doçent yapar, öbürü jüri olur, onu yazmacı, bilmem asistan. Bir garip bir şey orada, akademik bir şey. Dipnotlar, garip garip alıntılar. Ne abi, kim, ne yapıyorsunuz siz? Sokağın işine yaramayan bilgi çöptür kardeşim. Çöp. Bana ne seni doçent yapıyorsa. Nasıl? Konuşuyorum böyle, dinleyen de var. Perigazuz'unu ben yazmadım. Perigazuz'unu annem yazdı. Rahmetli annem. Vallahi bak. Vallahi diyorum. Okuma yazması yoktur bu arada annemin. Annemden anlattıklarını, annemden öğrendiklerimi yazmaya çalıştım. Sıkıştığım zaman anneme sorardım. Hikaye gitmiyor. Hikayeyi bir türlü bağlayamıyorum. Anam kalkmış sabah namazını, orada tesbih çekiyor. Kendi kendine mırıl 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 mırıl. Yanaşırdım yavaş yavaş. Olmasın, nasılsın anacığım şöyle. Ya ana bizim hani böyle şey vardı ya, bir Deli Bekir vardı hani. O da hani bir hani şeyde ocakta atmıştı kendini, yakmıştı. Ha ya filan diye kadını konuştururum. Çok yazı bağladığım olmuştur. Çünkü o kadar duru, o kadar kirlenmemiş bir bilgelik. Le mücehhez ki. Yani bilgelikle donanmayan bir bilgi ne olabilir ki? Bu çağın hastalığı bence. Hani
bilgi her şeyi halledecek, barış içinde yaşayacağız. İnsanlar mutlu, müreffeh ve uygarlıkla sürdürüp gidecek hayatlar. Niye birbirimizin canına okuyoruz? Niye dünyada hala bitmeyen bir mülteci bu kadar trajedi gözümüzün önünde? Niye oturduğumuz koltuklarda seyrediyoruz Amerika'nın gelip Iraklı çocukları, 1 milyon insanı yukarıdan aşağıya Atari oyunu oynar gibi bombaladığını? Nasıl seyrediyoruz? Nasıl böyle bir dünya olduk biz? Hani bu bilgi bizi böyle insan yapacaktı? Bir sıkıntı var demek ki burada. Bir mesele var. Bu meseleye dair dönüp bakmalıyız. Ben eksikliğin bilgelikte olduğunu, kayıp ettiklerimizin bilgelikte saklı olduğunu düşünüyorum. Annemle birlikte giden şey, neyse o. Sürekli iktidarla zehirlenen bir şeyiz, topluluğuz. Herkes o iktidarın peşinde. Faşizm sadece bir iktidar biçimi değil ki. Evinde de faşist adam. Oğlunu döven baba faşisttir. Karısına şiddet uygulayan koca faşisttir bence. Ya da işçisini ezen patron, kimse neyse işte. Mazlumun ahını alan zalim. Adının bilmem ne olduğu önemli değil ki. Ya da öğrencisini dinlemeyen öğretmen. Âlâ faşisttir. Ya şu kadarcık büyürdü saçımız, sabahleyin elde makasla beklerdi müdür muavini. Rahmetli olmuş gitmiş Rıza Bey. Yakın, ya çok da güzel şeyler yazdım ve çok da özel bir şekilde severim nedense. Ya sabahleyin elinde makas beklerdi bizi ya şeyde kapının önünde. Tır 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 buradan arkaya doğru bahçe çit yapardı. Gidip kabak tıraşı yapacaksın onu şey yapmak için. Yani cezaevine ilk gelen mahkumun kafasını tıraş eden müdürle öğrencisinin kafasını tıraş eden okul müdürü aynı kafa. Yani buralarda bilgiyle ilgili ne söylenebilir? Uçuyor, kaçıyor, her şeyi çok iyi biliyoruz falan ama bu bizi daha az savaşan, birbiriyle geçinen bir dünya toplumu yapmış. Hayır, şu anda edebiyat dışı gene eğitimden örnek vereceğim. Yeni anne baba modelleri çok düşkün çocuklarına ve deliler gibi okuyorlar. İşte bütün blogları bilmem neleri ve böyle tabii kafaları da karışıyor. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Çocuk da bir acayip oluyor. Bizim de ona söylediğimiz, biz de 55 yıllık bir okulumuz, annenize sorun. Çünkü annelerine sormuyor yeni jenerasyon. Yani gerçekten bu nasıl yapılır? Hani o bilgeliğe dediğiniz şeye ne kalmadı? Saygı kalmadı. Yani yeni o bilmez, eskidir, eski kötüdür. Niye böyle dolanıyorsun? Annenle sor, o seni nasıl büyüttü diyoruz. Yani anneye sormayı unuttu bu jenerasyon. Anne güzel anne. Anneanneye, kendi annesi. Kendi anneleri bayağı zor yani. Annemi ben bir yerde yazdım. Annemi telefonla arardım ben. Memlekette İstanbul'dan arıyorum. Olmadık bir saat. Bir de genellikle trafik sıkıştı zaman ararsın. Hani şey ya, ölü zaman ya. Dur anamı arayayım, yok şey ya falan. Haksızlık bu yani. Hakikaten böyle insan kederleniyor, içim acıyor. Keşke daha çok vakit ayırsaydım. Keşke daha çok dinleseydim anamı diye. Üstelik son 4 yılda yan yana yaşadık. Yetmedi bana anam, babam. Şimdi ancak fark ediyorum ve çok üzgünüm. Anamı aradığım zaman anam telefonu, onların böyle bir şeyde çevirmeli telefon vardı memlekette. Onu kaldırır böyle, ha Ercan kuzum, ha. Ya anacığım benim aradığımı nereden biliyorsun? Başka birisidir belki. Böyle kaldırma telefonu. 3 tane daha abim var, bak kıskanırlar, küserler filan. Yok kuzum, senin telefonun zili başka türlü çalıyor. Ben iddia ediyorum, benim telefonumun zili başka türlü çalıyordu. Ben şimdi anladım bunu. Yani bu çağ, telefonların zilinin farklı çalabileceğine artık inanmadığımız bir çağ. Problem orada. Spiritüel bir şey söylemiyorum ya. Telefonların zili başka türlü çalabilir kardeşim. Ve o his neyse, annemde olan şey, kaybettiğimiz şey o işte. Artık bütün telefonlar aynı çalıyor. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim.